Topal Duran'ın amcası Haşim Ağa'nın yüzünden düşen bin parça oluyordu. Son yaşında bu da mı gelecekti başına? Sen tut amcanın şerefini hiçe sayarak beş paralık bir çamaşırcı karının ardında dolan yüz bulama sonra da işi yokuşa vur. Kadını zorla yola getirmeye çalış getireme üstelik de bıçak yiyip şipşaka düş. Şipşak mahkemesi suçüstü mahkemesi. Karısıyla kızı yanına geldiler. Köşkün balkonuna attığı şehir biçimi yatar koltuğuna uzanmış. Kara kara düşünüyordu. Eşi, canım ağa dedi. Amma da büyüttün şunu be. Kızı araya girdi. Yeğenin demek sen demek değil mi ya baba? Haysiyetsizlik, maysiyesizlik, erkek değil mi amcam? Haysiyetsizlikse kendine. Sen niye canı sıkıyorsun? Her koyun kendi bacağına da asılır demez miydin? Haşim Ağa derin bir iç geçirdikten sonra ''Kazın ayağı öyle değil yavrum'' dedi. Madem adını kirletecekti vurup öldüreydi de bakaydı onu nasıl kurtarıyordum ipten. Ama öyle değil. Koskoca bir Haşim Ağa avrattan bıçak yiyen yeğeni kurtarmaya savaşamaz. Değil savaşmak arından el yüzüne çıkamaz. Güneş karşı dağın ardına ağır ağır batıyordu. Yolda boynuzlaşarak yayrından dönen sığır sürüsü havaya alabildiğine toz bulutları kaldırıyordu. Dışarıdan kalın bir ses. Ayşim aaa. Yatar koltuğunda doğruldu. Sonra kalktı gitti aşağıya baktı. Kim o? Jandarma başçavuşu muhtar üyeler kasaba halkından birkaç kişi. Başçavuş biraz aşağı gel aaa dedi. Tuhafına gitti. Ne var? Bir zahmet. İndi merak içindeydi. Yeğeni için şefaatte bulunması istenecek. Şehre inmesi rica olunacaksa imkan yoktu buna. İnmezdi. Yedi düveyle koskoca amcasını rezil etmiş bir yeğene şefaatte bulunamazdı. Karıdan dayak ve de bıçak yemiş bir yeğen için tırnağını bile feda etmezdi. Ama başka bir şey için gelmişlerdi. Başçavuş, günlerden beri kasabanın hemen hemen bütün evlerini aradık dedi. Sıra şu hacerin evine geldi. Bana kalırsa orayı aramaya lüzum yok. Kadın suç üstüne gitti. Evi kilitli. Teğmen aranmasında ısrar ediyor. Sen de bulun da kilidi kırıp usulüyle arayalım. Haşim Ağa başçavuşu kıramazdı. İyi ya dedi. Kapıda merakla bekleşen karısıyla kızına ben dedi. Birazdan gelirim. Yemeği hazırlayalım mı? Hazırlayın. Az önce böğre boynuzlaşa geçen sığırların kaldırdığı tozlar şimdi kasabaya sis gibi yayılıyordu. Hemen hemen kocaman bir köydü burası kasabalarda yarı köylü. Toz, toprak, fışkı, hayvan mayası. Alışkın oldukları şeylerdi. Yolda aramaya yapacak jandarmalarla teğmen de katıldı. Hep birlikte Hacer'in evinin yolunu tuttular. Haşim Ağa da başçavuşla muhtar gibi düşünüyordu. Gerek yoktu Hacer'in evinin aramasını. Adam öldürmüş, çiftlik yaktırmış bir ölüm hükümlüsü. Koca kasabada saklanacak başka yer bulamamıştı. Hacer'in evine mi gizlenmişti? Genç teğmen, efendim dedi. Hiç belli olmaz. Kara Yağız muhtar dayattı. Belli bir şey. Genç Teğmen de en az onun kadar inattı. Neden belli muhtara? Muhtar durakladı. Şundan belli ki kadın duranı neden bıçakladı? Namusuna dolanıyor diye. Bunca yıldır kocası terk edip gitti. Biz bir kötülüğünü ne duyduk ne de işittik. Böyle bir kadın hiç tanımadığı yabancı bir kaçağı evinde saklar mı? Zorla girse bile ne diye gelip de ele vermesin? Teğmen ilk bakışta doğru gibi ama dedi. Bir de madalyon tersi olabilir. Haşima. Ne gibi yani? Çok görülmüştür bir kaçak hele suçu ölümse tabancasını çekip herhangi bir yere dalabilir can havliyle. Tabanca tehdidiyle de evin artık çocuğu mu, kadını, kızı mı yoksa babası, dedesi mi? Evin bir can noktasını eline geçirip tutar. Rehin diye alıkoyar. Ev halkı polisle, jandarmayla karşılaşsa bile kaçağın elinde rehin tuttuğu kişi için ağzını açıp da tek laf edemez. Hacer'in evi önüne gelmişlerdi. Daracık sokaklardan geçerken boyuna artlarına takılan kadın, erkek, çoluk, çocukla alabildiğine kalabalıklaşan kafileye Hacer'in ağzı kara komşularının da katılmasıyla ortalık daha da kalabalıklaşmıştı. Her halinden fahişelik değilse bile oynaklık akan Şerife kırıtarak ortaya atıldı. Hacer'in evini mi arayacaksınız? Genç de hemen Evet. Şerife memnun. Arayın arayın dedi. Bütün evler arandı. On ne diye aranmayacakmış. Değmen güldü. iki aranmayacak diye bir şey söyledik mi? Kadın hafifçe bozuldu. Yok ama yani. Bütün bunları gizlendiği yerin çatısından gözetlemekte olan Habib elinde tabanca dehşetle çarpan yüreğiyle tetikte bekliyordu. Artık sonunun geldiğine kuşkusu yoktu. Kapıların kilitleri kırılacak, İçerisi inciden inceye aranacak. Sıra gizlendiği tavan arasına gelecek. Orada kıstırılacaktı. Ne yapacağım diye düşünmüyordu. Çorbasında ne varsa kaşığın o çıkacaktı. Çünkü hesapta olmayan şeyler olmuştu. Gerekirse vuruşa, çarpışa ölecekti işte. İç kabardı birden. Demek ölümle arasında beş, bilemedin on dakikalık bir zaman kalmıştı. Oysa her zamandan çok yaşamak istiyordu hiçbir zaman yaşamayı böylesine istememiş. Ölümden böylesine nefret etmemişti. Bu nefreti namusunu bıçağıyla koruyan bir kadın namusunu iki paralık ederek öleceğinden de. Demek ölümün de namussuzu, namussuzu vardı. Şayet fırlayıp kaçamaz, jandarma kurşunuyla deriyi tuzlatırsa bu. Ölümün namussuzu, hatta alçakçası olurdu kadın adına. Çünkü o zaman Hacer köylü gözünde Yabancı birini tavan arasına saklayan bir kahve durumuna düşerdi ki buna hakkı yoktu. Sıkıntılı bir iç geçirdi. Ne yapabilirdi? Birden kafasında bir kıvılcım. Kadını benden haberi yok. Ondan habersiz gelip buraya saklandım diyemez miydi? Ya da hırsızlık için. Ben bu kadını tanımıyorum. Gecelerini geçirdiği döşeyi hatırladı. Yatak serili durdukça buraya gelenleri bunu nasıl izah edebilirdi? Öyle ya, madem hırsızdı... Ya da kadından habersiz girip saklanmıştı. Bu yatak neyin nesiydi? Üstelik yatak da altında serili çulu, beyaz çarşafı yastığıyla buraya özenle getirilip adamın altına serilmişliğini bas bas bağırıyordu. Aşağıda avlu kapısının kilidini keserle kırmaya çalışıyorlardı. Sonunda halkalar kırıldı kapıyı iten muhtar buyurun dedi. Habib çılgın gibi sürünerek yatağın yanına geldi. Onun altındaki çuluyla filan toplayıp dört köşe delikten aşağı atacaktı ki vazgeçti. Çünkü az sonra içeriye girecek olanlar yatağı yerde görünce yukarıda birini saklı olacağını kuşkuları kalmayabilirdi. Vazgeçti. Yatağı çoluyla toplayıp tavan arasının ta öbür ucuna en karanlık yere itti. Burası gerçekten de zifir karanlıktaydı. Tavan çatlaklarından içeğine şimdi büsbütün kararmış alaca karanlığına övgün ışıklar vursa bile buraya uğramıyor Dikkatle ama alabildiğine dikkatle bakılmazsa yatağın karaltısı bile seçilmiyordu. Teğmen başçavuş, haşima, muhtar, tanıklarla bir kısım komşular girdiler. Şerife de girenler arasındaydı. Çok memnundu. Düşmanın evine giriyordu. Ama neye yarar? Kaçağın buraya gizlenmediği yapa çıktı. Hani gizlenmiş olsaydı, ah olsaydı. Biraz da buna kızıyordu işte. Yedi yıldır bırakıp giden İki satırlı aramayan bir adamın nikahlısı olduğu halde hiç kimseye bakmıyor. Eteğin ucunu bile kirletmiyordu da kocaları gene de hacer diyorlar. Başka bir şey demiyorlardı. Madem başka bir şey demiyorlardı. Madem başka bir şey demiyorlardı. mehelde, de aransın da sokak kapısından sonra oda kapısında kilitli oluşu Şerife'nin umutlarını büsbütün kırdı. Zaten teğmenin de neşesi kaçmıştı. İki kilit altındaki bir yere kaçak nasıl girerdi? Muhtar, bu kilidi de kıralım mı? dedi. Hacet var mı? Teğmene göre de hacet yoktu ama bir kez daha baştan ayak diremiş. Nuh demiş peygamber dememişti. Kıralım, dedi. Haşima araya girdi. Gene sen bilirsin teğmenim ama bence boşa zahmet. Teğmenin iradesi çelik gibiydi. Olsun, dedi. Muhtar, kaçan burada saklı olduğuna gerçekten ihtimal veriyor musunuz? Neden olmasın? Nasıl olur? Biraz da hırslı. Buraya gelmeden de önce belirtmiştim. Kaçak tabancasıyla eve dalar. Ev halkından birini rehin alır. Farz edelim buraya böyle girdi. Kadının çocuğunu rehin aldı. Başçavuş, çocuğu annesiyle birlikte şehre sevk ettik komutanım, dedi. Teğmen bakmadı bile başçavuşa. Öfkeyle, rehin aldı diye tekrarladı. Sonra da mercimeği fırına verdiler ve aralarında aç başladı diyelim. Bu kez de Şerife. Başlar başlar yedi yıldır kocasız yaşayan bir kadın. Kadın birini çekti vurdu. Şehre sevk olunurken çocuğun da yanına almış olması gereğine gelince aşığı yani kaçak çocuğunu verebilir. Çünkü şimdi en büyük rehin kadının kalbini çalmış olması. Kaçağın evlerde aranması hiç hesapta olmayan bir şey. Adam yani kaçak sevdiği kadının evinde yakalanmayı kadın adına istemez. Kadının çok namuslu olduğuna Hepimiz tanık değil misiniz? Bir takım sesler mırıldandı. Eşhedü billah. İki elimi yanına getirecekler öyle. Bir fenalığını gördük diyemeyiz. Teğmen. Bitti. Kaçak. Kadının evinde yakalanmayı bir çeşit namussuzluk sayar. Yakalanmaktan şiddetle kaçınır. Hatta bu yüzden tabancası bile varsa ki verilen bilgiye göre var. Kullanmak istemez kolay kolay. Bütün mesele kadının namusuna lekelememek, tamam mı? Herkes için tamamdı. Akan sular dururdu bu mantık karşısında ama gene de binde bir ihtimal olmaktan ileri gidemezdi. Teğmen durumun kısaca özetini yaptı yeni baştan. Yakalanınca ölüm cezası yemesi çok mümkün. Genç iri yarı bir cani bu kasabaya doğru. Elinde tabanca kaçıyor. Verilen bilgi bu merkezde. Kaçış yönü orman üzerinden. Demek ki bu kasabayı yarıp geçmiş ya da bu kasabada takılıp kalmış olacak. Sınırlardan kuş uçmamış, dikkat edin. Kasabada takılıp kalmış olması en güçlü ihtimal. Bütün evleri aradık, yok. Yalnız bu ev kaldı efendim. Muhtar isteksizlikle mırıldandı. Alemi mümkünat olur olur. Madem alemi mümkünat, madem olur, kaçak kadının avlu kapısına kadar neden sokumuş olmasın? İçerisini uzun uzun gözetleyip gecenin çok ileri bir saatinde tek başına çamaşır yıkamakta olduğunu öğrenerek tabancasını çeker. Onu bal gibi de teslim alabilir. O zaman kadın korkudan adamı saklayabilir. Demin de uzun uzun izah ettim. Hiç kimse gene yüzde yüz inanmıyordu kaçan şu anda içeride olabileceğine. Teğmen de sezmişti bunu. Tahminlerimi çürçek karşı bir iddia ileri sürülemiyor dedi. Ne dersiniz? Muhtar başını salladı. Orası öyle. Öyleyse kilidi kırın efendim. Jandarma eri kilidin halkalarına keseri var gücüyle vurmaya başlamıştı bile. Her keser darbesi inen akşamın içinde yankı yapıyor tavan arasındaki adamın da beyninde ötüyordu. Oda kapısının kilidine keser darbeleri inmeye başlayınca artık hiçbir kurtuluş umudunun kalmadığını anlayarak ölümü daha çok da ölümün alçakçasını genzinde duydu. Namussuzca ölecekti. Son bir darbe kilit kırıldı kapı kanadı ardına dek açıldı. Muhtar yol verdi. Buyurun. Teğmen hemen girdi loş odayı. İlkin şöyle bir gözden geçirdi. Belki de girmeyecek. Yanılmışım diye vazgeçecekti ki Şerife. Bu adanın altı da var tavan arası da. Teğmen döndü baktı. Ya saklanabilir mi yani? Evet. Tabii tabii. Alt evde yıkanırlardı. Tavan arasında da bir değil. ''Beş kişi bile saklanabilir.'' Baş Başçavuşla muhtar kadına ters ters baktılar. Şerife ürktü. ''Tabii saklanmak istenirse.'' ''Ben adamın oraya saklandığını görmedim.'' Teğmen sordu. ''Komşusun değil mi?'' ''Evet.'' ''Nasıl bilirsin?'' ''Nasıl bilecekti?'' Genç, güzel, tatlı, komşu erkekleri istese her an baştan çıkarabilir ama doğrucası şimdiye dek böyle bir davranışını görmemişti. Gene de kızıyordu ona. Kızması erkeklerini baştan çıkardığı için değil erkeklerin kendi kendine gelin güvey olmasındaydı. Kadının sabunda zerrece suçu yoktu. Bununla birlikte kızdığı, neden kızdığını da açıkça bilmediği bir kadını şimdi herhalde övecek değildi. Yaşlı bir kadın onun yerine karşılık verdi. Ağırlı namuslu taze. Şerife de çaresiz. Evet dedi. Arına namusuna hiçbir sözüm yok. Başcavuş, Daha ne olsun? Muhtar perçinledi. Buralarda hiç kimse ona namuslu cihetinden söz söyleyemez. Kocası yedi yıl, yedi koca yıldır bırakıp gitti. Öldü mü, kaldı mı belli değil gittiği yerde. Öyle olduğu halde hiçbir erkek eline eline değdirdiğini iddia edemez. Haşim ağaya döndü. Öyle değil mi ağa? Topal duranın amcası başını sağladı. Eşşedir billah öyle. Genç teğmen sırf formalite yerine gelsin diye gene de emrine verdi. Evin altını tavan arasında usulüyle gene de şöyle bir arayın. O da aradıkları kaçan ne tavana ne de Evin altına saklanmadığı kanısına çoktan varmıştı ama bu kadar olduğuna göre ne çıkardı şöyle bir aranmasından? Aramayı yapacak jandarma erleri komutanlardan aldıkları buyruk üzerine odaya girmişlerdi. Ama onların da hiç umutları yoktu kaçan bu odada alabileceğini. Yalnız teğmenlerinin muhtara filan kızdığını anlamışlardı. Erlerden biri alt eve girerken öteki de odayı araştırdı. Yoktu kimseler yoktu. Yok teğmenin. Çık tavana da bak. Er tavana nereden nasıl çıkılacağını bilmiyordu Şerife. Merdiven olacaktı dedi. Az önce aşağıya arayan jandarma merdiven aşağıda dedi. Duvara dayalı. Tamam dedi Şerife. Tavanın merdiveni. Teymen emretti getirin. İki er koştu az sonra merdiveni tutup odayı çıkardılar. Dayayın. Dışarıda batan güneşli oda iyice loşlaşmıştı. Teğmen çakmağını çaktı. Bakın Deliğin iki yanında çengeller var. Takın merdiveni oraya. Merdiven usulünce takıldı. Biriniz çıkın. Kapağı açın. İri yarı er önden ağır ağır çıktı. Kapağı kaldırdı. İçeriye şöyle bir baktı. Her yer hemen hemen zipi karanlığındaydı. Çatı çatlaklarından vuran öğün ışıklarsa koyu karanlığı aydınlatamıyorlardı. Çatı arasında her şeyi saklayan bir karanlık çökmüştü. Kimse yok komutanım. Teğmen gene de. Çakmağın yok mu? Var komutanım. Çak. İri yarı er çakmağını çıkarıp yaktı. Çaktı. Ya çakmağın titrek sarı ışığı koyu karanlıkları silip süpüremiyor. Karanlığın duvarında sanki korkuyla titreşiyordu. Şayet büyük bir lamba olsa da çatı arasına tutulsa her şeyden önce ta dipteki yatakla ardına gizlenmiş kaçak gözükecekti. Çakmak söndü. Kimse yok komutanım. Eki, in aşağı. Muhtarla başçavuşun alacak karanlıktaki hafif gülümsemelerini görmemişti. Aynı gülümseyiş Habib'in de dudaklarında titremiş, yaşama bundan böyle alabildiğine yaşama umudu birden birdenbire artmıştı. Odanın tahta döşemesine atlayan jandarma erinin postal kabaralarından çıkan ses Habib'i içten içe ferahlatmış, sırtından dağlar devrilmişti. Bu ferahlık evi aramaya gelenlerin önce odadan sonra da evden çıkıp oda ve avlu kapılarını birlikte getirdikleri kilitleri takıp mühürleyip tuttukları tutanağı aramayı görenleri imzalattıkları ana dek sürdü. El ayak çekilip akşam olunca derinliğiyle dünyayı kaplayınca Habib'in alabildiğine gerilen sinirleri gevşedi, bir uykudur bastırdı. Çulla yatağı yeniden getirip yaydı, yüzü koyun uzandı, hemen de derin bir uykuya geçti. Uykunun karanlık derin sularında apaydınlık, ışıl ışıl bir düş başladı hemen. Üç kişinin kurduğu yepyeni dünyaydı bu. Bu dünyada Habif vardı, Hacer vardı, üç tekerlekli bisikletiyle Hüseyin vardı. Uzak, çok uzaklardaki büyük şehirlerdeydiler. Çalışıyorlar, işten yorgun argın ama mutlu dönüyorlardı iki odalı evlerine. Mahallenin daracık sokağında ise üç tekerlekli mavi bisikletiyle onları Hüseyin karşılıyordu. Bir ara Hacer yanında peydahlanı verdi. Geldim. Habib düşünde şaştı. Nasıl geldin kız? Geldim işte. Seni şehre, şipşak mahkemesine götürmediler miydi? Götürdülerdi. Peki nasıl geldin? Bırak şimdi bunu sar beni. Habib kadını düşünde gerçekteki gibi sarmıştı ki birden köyünde bıraktığı karısı. Seni utanmaz arlanmaz seni. Kim bu avrat? Sen burada ne geziyorsun? Habib şaştı. İyi ama sen benden Allah'tan çok korkardın. Buraya nasıl geldin? Kadın hırsla karşılık verdi. Geldim işte. Seni rezil etmeye hem de ele vermeye geldim. Karısını tam tokatlayacaktı. Uyandı. Ter içindeydi. Anında bir el. Bileği tuttu. Hacer karşılık aldı. Canım yatakta fırladı. Sen ha? Evet ben. Sahiden sen misin? Rüya görmüyorum değil mi? Ne rüyası? Benim. Peki nasıl kurtuldun böyle çabucak? Güldü. Ben de şaştım. Şehre gittik. Sorgu filan. Sonunda beni suçsuz buldular. Zaten duran da suçun kendinde olduğunu açık açık kabul etmişti. Sonra? Sonra götürdükleri ciple geri getirdiler. Burayı mı aramışlar? Kimden duydun? Başçavuştan. Gelin mi başçavuş? Ama sen dedi. Değil başçavuş. Dünya vız gelir. Aradılar. Nasıl bulamadılar? anlattı. Hacer dinlerken öyle heyecanlanmıştı ki adamın elini tuttu. Korkmadın mı? Korkmamak mı? Üç buçuk attım be. Peki nasıl oldu da bulamadılar? Ben de anlayamadım ama güneş batmıştı. Çok loşlaşmıştı burası Allah'tan. Lamba falan yakmak gelmedi mi akıllarına? Jandarma eli çakmağını çaktı ama hava. Peki ele geçseydin ya? Yatağının yanında duran tabanca yalıp namlusunu şakana dayadı. Bum! Kadın ilkildi. Ay sahi mi? Başka çare yoktu. Ben ne yapardım o zaman? Sen de kendince gerekeni yapardın. Çünkü ele geçtim mi? Tamam. İp. Bırak ipi. Seni rezil etmiş olurdum dünyaya. Sen ki buralarda gerçekten namuslu tanınmış bir kadınsın. Hacer kuşkuyla. Demek buna gerçekten inandın. İnandım. Nasıl inandın? Komşun düşmanı şerefi bile namusuna toz konduramadı. Kadın sevinçten hıçkırmaya başlamıştı. Erken güçlü göğsüne kapandı, hıçkırdı, sonra başını kaldırdı. Habib, Habibçiyim, canım, ne yapacağız biliyor musun, ne yapacağız? Bu evi tezelden satacağım. Niye? Uzaklara, çok uzaklardaki şehre göçelim. Habib heyecanlandı, benim de isteğim o. Ben nereye gidersen benimle birlikte gelir misin? Kadın düşünmeden, gelirim dedi. Ölüme, ölüme de. Kocanın nüfus kağıdını verirsin bana, veririm. Sen ben Hüseyin. Hüseyin nerede? Sedirdeki yerine yatırdım. Yolda uyudu da birbirimiz için yaşayalım. Yaşayalım. Yalnız ne? Ne türlü hareket edeceğimizi kararlaştıralım. Kararlaştıralım şekerim. Sen nasıl uygun görüyorsan tabii. Yarından tezi yok. Evi hemen satılğa çıkar. Çıkarım. Ne verirlerse dayan gitsin. Gitsin. Sonra basıp gidelim. Gidelim. Habib için gene de o kadar kolay kolay olmayacaktı bu. Evi satıverip yolu tutmak kolay gibi görünüyorsa da Habib buradan nasıl çıkar? Çıksa bile onu hala sağda solda şiddetle arayanların elinden nasıl kurtulurdu? Hacer ne düşündüğünü sordu. Habib her şeyi uzun uzun anlattı. Hacer her şeyi inceden inceye düşünmüştü. Evi satarım. Falan gün boşaltacağım derim. Filan gün gelinceye kadar seni bir gece yarısından sonra daha yoluna çıkarım. Bizi uygun bir yerde beklersin. Hatta bir zaman bizden ayrı sine sine ilerlersin. Bir daha istasyondan trene biner. Habibin gözleri umutla parladı. Acer dedi. Sevgilim, canım sen gerçekten de bırak beni övmeyi. Övmüyorum, gerçeği söylüyorum. Sar beni. Genç adam belki de her zamandan çok daha büyük bir istekle genç kadını boynuna sarıldı. Sonra yatağa yuvarlandılar. Uyandıkları sıra sabahtı. Hacer sıçrayıp kalktı aşağıya baktı. Hüseyin de uyanmış sedirde. Babasının ona yaptığı iplik makaralarından tekerlekli arabasıyla oynuyordu. Çocuk dalmıştı. almıştı. Hacer hiç sesini çıkarmadan bir süre seyretti. Oğlan arabasını sanki dağ yollarından geçiriyor. Bir yandan da kendi kendine konuşuyordu. Hop buradan sağ yap sağ yap ben annem babam. Babam beni kucağına alır annem yanımızda. Dağ yolları inişli yokuşlu, kamyonumuz sağlam, hava sıcak, hava güneşli. Bana ne bu kasabadan? Biz uzaklardaki şehre gidiyoruz. Şehir çok uzaklarda, topal duran gelemez. Gelse bile bizi bulamaz, bulsa bile orası şehir. Jandarmanın cepi var, ben jandarmanın cepine bindim. Topal duran da bindi, annem de. Şerife'nin oğlu Ali binemedi. Şerife'nin oğlu bizim şehrimize gelemez. Babam bana şehirde üç tekerlekli mavi bisiklet alacak. Ben babamı da annemi de çok seviyorum. Ali'nin bisikleti var ama Zeynel'inki ondan daha güzel. Benim bisikletim de Zeynel'inki gibi olacak. Onunki kırmızı, benimki mavi. Bir ara başını kaldırdı. Dört köşe delikte annesini gördü, güldü beyaz dişleriyle. Kadın da güldü, aşağı indi. Babanın üstü açılmış mı diye çıkıp baktım çocuk gözlerini arabasına indirerek sordu. Ne vakit? Demin az önce. Çocuk utanç içindeydi. Gözlerini arabasından kaldırmaksızın yalancı dedi. Kadın başka şeyler esezerek telaşlandı. Niye? Gece beraber yattın. Beni mi kandırıyorsun? Ama yat. Babam değil mi? Herkesin annesi babasıyla nasıl yatıyor? Kadın çocuğunu kolundan çekti. Göğsü üzerine bastırdı. Hüseyin. Hı. Evimizi satıp şehre göçeceğiz biliyor musun? Biliyorum. Nereden biliyorsun? Gece yukarıda babamla konuşuyordun, duydum. Kadın anlamıştı çocuğun bütün gece onları dinlediğini. Gene de sana da üç tekerlekli alacağız dedi. Çocuk her şeyi unutarak sevindi. Zeynelinki gibi mi? Zeynelinki gibi. kimden istemem. Ben de istemem. Mavi olmalı ama. Sen nasıl istersen. Başka çocuklar benim üç tekerlekli mi imrenirler mi? Tabii imrenirler. Ya şehirde babamı bulurlarsa? Bulamazlar. Ne biliyorsun? Şehir büyük. Kocaman mı? Kocaman. Kimse kimseyi tanımaz mı? Tanımaz. Ne zaman gideceğiz? Evimizi satınca. Kime satacağız? Kim alırsa. Yarın hemen satalım. Kadın güldü. Ha deyince satılmaz ki. Ne zaman satılır ya? Allah ne zaman kısmet etmişse. Yukarıdan Habib'in sesi. Kolay gelsin. Hüseyin sevinçle baktı babasına. Hacı gelsene dedi. Habib ağır ağır indi yatağa, kadının yatağına bağdaş kurdu. Elinde sigara paketi sık sık koklayarak "Gece" dedi. "Rüyamda hayırdır inşallah. Hacer de Hüseyin de hayırdır inşallah." dediler. Şehre göçmüşüz. Hüseyin annesine heyecanla döndü. "Anne yavrum, rüyalar esah mı? Esah çıkar çoğu. Ellerini sevinçle çırptı. "Yaşasın, gideceğiz. Şu ev bir satılı verse." Habib oğlunu kucağına aldı. Satılacak, ev satılacak. Bir gün de trene binip düt. Çocuk tren görmemişti ama çok işitmişti. Gene de sordu. Tren ne baba? Habib ciddi ciddi anlattı. Tren şöyle iki demir yolun üstünde giden. Birbirine ekli uç uca arabalar. Upuzun. Nasıl gider? Paç, paç, paç. Düdüğünü öttürmez mi? Öttürür. Nasıl? Habip tren gibi öttü hafiften. Düt, düt, düt. Kara yılan gibi mi akar? Kara yılan gibi akar. Ardından kimse yetişemez mi? Yetişemez. Kamyon? Kamyon da. Cip? Cip de. Taksi? Taksi de. Uçak? Uçak da. Ama dur uçak yetişir geçer bile isterse. Kurşun? Kurşun da yetişir. Baba? Babam? Şehre gelince tren durur mu? Durur. Tren canlı mı da durur? Canlı değil. Kendiliğinden durmaz. Durdururlar. Kim durdurur? Treni çeken lokomotifin makinisti. Hacer onları bırakıp kalktı. Gaz ocağını yaktı. Çaydanlığı oturttu. Yatağın önüne sofra bezini yaydı. Üzerine masa gibi kullandıkları hamur tahtasını koydu. Ekmeği dilimledi. Dün ne güzel patlıcan, biber, domates, kıyma aldıydım. Size de yapacaktım. Ormanda boğuşurken ziyan oldu. Habib bugün alırsın dedi. Allah izin verirse hem dolmalık öteberi hem de şu evin satılma işini görüşeceğim muhtarla. Öyle soğudum ki buralardan. Hüseyin ben de dedi. Hacer ile Habib güldüler. Bir saat içinde çaylarını içip Hacer baba ile oğlu gene evde yalnız bırakıp yolu tuttu. Bir gün içinde kasabada kahraman vermişti. Yolda rastladığı bildik, gördük, tanıdık, hatta tanımadıklar. Geçmiş olsun, diyor. İki yanlarını kolladıktan sonra da ekliyorlardı. Ellerine sağlık. Neyi ettin Hacer Hanım? Anlasın her kuşun eti yenmediğini. Kim ne derse desin, ne türlü davranırlarsa davransınlar. Hacer'in hiç hevesi kalmamıştı buralarda. Evini ucuz pahalı demeyip satacak. Paraları cebe, çocuğu ve sevdiği adamla uzaklara gidecekti. Uzaklarda şehir vardı, şehirde kalabalık tanış olmayan, ardından atıp tutmayan, kendi işinde gücünde bir kalabalık. Şehrin kıyı mahallelerinden birinde bir de ev kiraladılar mı? o Muhtar onu uzun uzun dinledikten sonra şehirde dedi. Kimin kimsen var mı? Hacer attı. Var muhtar emmi. Teyzem var, teyzemin kızları. Sen de biliyorsun burada yıllar yılı şunun bunun laf atmasından, tacizliğinden tedirgin oldum. Çocuğumu alır büyük şehre giderim. Kafamı dinlerim hiç olmazsa. Ya kocan çıkar gelirse bir gün. Gene attı. Gidince size adresimi bildiririm. Ama hiç sanmıyorum dönüp geleceğini. Bunca yıl iki satırlı aramayan bir adam. Meğer ki ölmüş olsun. La gaybu illallah. Ne diyeyim. Allah yoluna çekilsin kızım. Benden bu kadar. Muhtar da Demokrat Partili olduğu halde kendi partisinin adamı Topal Duran'ı hiç sevmezdi en kızdığı yanı şu ırza namusa dolanması bir sır verircesine. Burada kalsan bu topal iç sana zaten rahatlık vermez. Onun için gitmen daha doğru. Şehir, büyük, çamaşırcılık üstüne buradan çok iş olur. Üç gün içinde Hacer'in evine bir değil birkaç istekli birden çıktı. Muhtarın da yardımıyla isteklerden en çok para verene ev satıldı. Gerekli işlem yapıldı paraları alan Hacer getirdi bir tavam Habib'e teslim etmek istedi. Habib odanın ortasına bağdaş kurmuş bacaklarını yanlarını açmıştı. Hacer'in uzattığı para tomarına şöyle bir baktı. Ne bu? Evi sattık ya, paralar. Niye bana veriyorsun? Sen de dursun. Habib para tomarını elinin tersiyle itti. Bizde kadın parasını el atmak adet değildir. Pantolon cebinden çıkardığı ellilik, yüzlük bir miktar parayı kadına uzattı. Kadın hayretle baktı. Hayrola? Benim paralar. Ne olacak? Sende dursun, bunlar da dursun sende. Kadın anlamıştı adamı. O da tıpkı onun gibi. Elinin tersiyle itti. Bizde de nikah altında olmadığımız adamın parasını almak yoktur. Seninki sende kalsın şimdilik, benimki bende. Oldu mu? Tamam. Arkası yarım.